Havva hocam, lütfen baştan anlatır mısınız? En baştan. En baştan lütfen. En baştan Marmara bölgesi geldi, Ege. Ege bölgesi. Bizim tarafta böyle köpükler kenara konuyordu bu tarafta. İnsanlar var kıyı şeridinde. Karşı tarafta bir fırtına çıktı hocam. Güneş güzel, bir her şey güzel ama fırtınayla beraber gökyüzü karardı, güneş gitti. Bir kaset çöktü karşı tarafa ve oradan bu tarafa bir köprü oluştu. İnsanlar oradan kaçıp buraya gelmeye çalıştı bu tarafa. Böyle karanlık insanlar, ellerinde kış bayrağı. Çok güvenilir değilim. Bu taraftaki insanlar güvenmediler ve onları karaya basmalarına izin vermediler. Denize döktüler. Sonra bir kişi karşıda bir komutan geldi. Evet. Bu tarafa aldılar. Ona bir yumurta sundular. Yumurtayı eline verdiler. Yumurtayla Çanakkale ve yumurtanın doğum zamanı geldi. Yumurtanın içinde şahmarana benzer bir ejderha vardı. Yılar. Tamam. Sonra yumurtayı yere bırak. Yumurta ve o şahmaran yılan içine çıktı. Ve oradaki insanların kurtuluşuydu bu yılan. İnsanlar o yılanı bekliyorlar. Evet. Savaştan çıkmıştı bu insanlar. Ve çok mutlu oldular bu yılanın doğumuyla. O karşıdan gelen adam, onun muhafızı, ikisi beraber hareket ediyor. Yıllar şahmaran çok büyüdü, çok güzeldi ve o akıntıya dönüşen deniz normale döndü. Köprü geriye gitti. Çok güzel bir hava olmuştu, ortam olmuştu. Aşırı derece bir yeşillik, güzel bir güneş. Ama şu tarafta Çanakkale'nin daha böyle boğaza doğru bir yangın, küçük bir yangın kıyı şeridinde, şöyle küçük bir yangın var. Ama yangından böyle kara dumanlar çıkmıyor, berrak güzel dumanlar çıkıyor. Ve gökyüzünde bir sürü yumurta oluştu yine hocam, böyle içinde şahmaran olan, yılan olan yumurtalar. Ve bunlara nur, böyle hani nur çalışması yaparız ya, bunların hepsi nur gibi ve hepsinin bir sahibi var. Zamanı gelince o yumurtalar kırılacak. O yılanlar içinden çıkıp sahiplerine gidecekmiş gibi. Yüzlerce, binlerce yumurta olacak gökyüzünde. Büyük büyük yumurtalar. En son böyleydi. Ve o yangın güzel bir yangın. Kötü bir yangın değil. Yani yangın güzel olmaz ama zarar verici bir yangın değil. Onun haricinde görünürde şu an bir dinginlik, bir sakinlik, bir meltem var. Güzel bir hava var ve o yılanlar çok daha büyüdü ve insanlar çok mutlu şu anda. Ve masmavi, Ege Denizi masmavi, karşı taraf güzel, sakin. Böyle bir hala var. Ve o adam hala da o yılanla ona muhafazlık ediyorlar hani birbirlerine. Peki o adam, o adamı lütfen biraz bir dikkatle inceleyin. O adam böyle savaşa girip savaşıyor mu, yoksa adam her şeyi gözlemliyor mu? Yani gördüklerini, öyle demiştiniz, gördüklerini bu taraftakileri, bu taraftakileri anlatıyor demiştiniz. Ben işte orayı anlamaya çalışıyorum. Bu adam girip savaşıyor mu, yoksa her şeyi görüp etraftakileri mi anlatıyor? Hocam şimdi bu adam aslında üzerindeki hislere baktığın zaman savaşçı bir adam. Savaşçı bir adam ama hani evet, o halkın arasında halk onu seviyor yani, bunu hani korkmuş biri olarak görmüyor. Onlarla iletişim halinde Şahmeran'la beraber, ama tabii ki karşı tarafın adamı olduğu için, ama iyi duruyor. Bu tarafta iyi duruyor yani şu an. Tamam. Bunun amacı yani bunun işi gücü ömür boyunca savaş mı yapmak, hiç savaşmış mı bu, yoksa hep anlatmış mı? Savaş hocam, bu adam savaşçı bir adam. Bak üstünün, başının kıyafetine
Acaba kızıma böyle zırhlık mırhlık bir şeyler var üzerinde, kılıcı var. Bu adam... Ona savaşmış ama şu karşı kıyıya, bizim kıyıya geldiği zaman durmuş bu adam halkın içinde ve anlatıyor. O yılanla beraber hareket ediyor ve anlatıyor. Halk onu seviyor şu an yani. Tamam. Ve lütfen bir bakın. Bir de ey yüce Allah'ım şu anda her şey gözümüzün önüne serildi. Fakat sorumuzu alamadık. Sorumuzun cevabını alamadık ey yüce Allah'ım. Lütfen şimdi Havva olsun bizim sorduğumuz sorunun cevabını versin. Şimdi yeni görüntüler gelecek. Evet, demin anlattıklarım zaten kesinlikle gerekliydi. Bizim şu anda bunu anlayabilmemiz için gerekliydi. Şimdi bakalım gözümüzün önüne gelecek. Yine karşı kıyı geldi hocam. Karşı kıyıda kamçıya benzer bir şey var. Böyle büyük kamçıya benzer bir şey. Ve o kamçının ucunu bu adama geliyor. Yani kökü orada, ucu bizim tarafa bu adama geliyor ve adam o ipe takılıyor ve sallanmaya başlıyor ilginç bir şekilde. Sanki o kamçı onu oraya çekecek, karşı tarafa çekecek. Başka ne geliyor hocam? Yollar. Tamam. Yol. Gözünüzü açın lütfen. Arkadaşlar biz Allah razı olsun. Hani hala Havva Uzun Hoca'ya hangi konuyu sorduğumuzu söylemeyelim. Çünkü o konu hakkında bilgi verecek. Biz bir konu hakkında bilgi verdik ama kalktı bize her şeyi anlattı. Ne anlattı? Orada anlattığınız şey tamamen Truva Savaşı'ydı. Yunan askerleri geliyor Çanakkale'ye savaşıyorlar. Ve sonra gidiyorlar. Bundan da bir çocuk doğuyor. Truva Savaşı'nda bu anlatılıyor. Siz de gittiniz ne gördünüz? Yunan kıyılarında fırtına, kötü niyetli insanlar bu tarafa doğru, Çanakkale'ye doğru, Ege taraflarına, Kürt kıyılarına doğru geliyorlar. Savaşmaya geliyorlar. Kürt kıyılarında ve Çanakkale'de insanlar ellerinde yumurta taşıyorlar. Size söylemiştik ya, Yunanlar savaşmaya geliyorlar ve Çanakkale'de savaşıyorlar. Yunanların getirdiği askerler siper. Yunanların o Çanakkale bıraktıkları tahta at, Truva atı var ya, o siper. Çanakkale'deki kale, o da kadın yumurtası. Tahta at kalenin içine girince sperm yumurtanın içine girmiş olacak. O yüzden de Anadolu kıyısındakiler ellerinde yumurta tutuyorlardı. O yumurta kadın yumurtası. Bakın neydi? Yunan askerleri Girit'te toplanıyorlar. Girit'ten de hop Çanakkale'ye geliyorlar. Bugüne kadar hep dedi ki Girit erkek, Anadolu kadın. Girit'ten gelen askerler demek sperm demek. Anadolu, Çanakkale'deki kalenin kendisi de kadın yumurtası demek. İşte onlar geldiler ve Kürt kıyılarında ellerinde yumurta taşıyan insanlar vardı. Kadın yumurtası. Ve ikisinin birleşiminden hayat doğdu, can doğdu. Şahmaran doğdu. Şahmaran demek ne demekti? Kuyruk sopumuzdan kafatasımıza kadar içimizde taşıdığımız şifacı yılan. Bu şifacı yılan iki tane ayak ve iki tane el kazanır, insan olur. Bu şifacı yılan yine dört ayak kazanır, öküz olur, kuzu olur, koyun olur, koçu olur, aslan olur, kaplan olur. Bu şifacı yılan kanat kazanır, kuş olur. Bu şifacı yılan yüzgeç kazanır, denizde balık olur. İşte o yüzden yumurtanın içinden çıkan sadece neydi?
kuyruk zokundan kafatasına kadar yılan şeklindeydi. Bütün hayvanların içinde yok mu omurlar ve kafatası var? Bütün kuşlarda yok mu var? Sürüngenlerde yok mu var? Kertenkelede yok mu var? Ve geçen hafta şunu görmüştük ya, Çanakkale'de bu İlyada Savaşı'nda, İlyada Destanı'nda anlatılan bu savaşta sadece insan doğmuyor. Fikirler doğuyordu, bütün hayvanlar doğuyordu, bütün yaratım doğuyordu. İşte Çanakkale'de gerçekleşen bu savaşta bir şahmaranın doğduğunu gördük. Ve Havva Uzun hocamızın bizim konuştuğumuz konudan hiçbir haberi yok. Hiçbir haberi olmamasına rağmen olay en ince ayrıntısına kadar böyle ruhu tarafından bize anlatılıyor. Burada ya bize yardım eden inanılmaz güçler var o zaman. Kim kime bu bilgileri aktarır?